Buraya yakayanın içine kıvırıyoruz. Yani halıya katıyorum. Bu şekilde getirip ondan sonra yüzde baskı vereceğiz. Fırça bu şekilde kullanın. İlk önce baskıyı veriyorsunuz, daha sonra kaldırıyoruz. Kapasını. Baskıyı verip kaldırıyoruz. Bak bu şekilde fırça tasla kullanılır. Bak fırça bu şekilde köpürtüyor tasla. Burada şu şekilde elimi altına koydum, boynun altına. Bak burada yine aynı şekilde iki parmağım üstte, bir parmağım da altta. Bunu bu şekilde burayı sürtüyorum. Bak bu şekilde şu an sürtüyorum. Ve daha sonra kalk. Bu şekilde bak ovali yaparak döndürerek bu şekilde iyice yumuşatıyorum. Ya bunu yapmamın nedeni şimdi burada ısıra yumuşak bir şekilde rahatça geçecek. Ya şöyle yukarı doğru kaldırdım. Yine yatık bir şekilde bak yarısından tuttum. Bu şekilde sürtüyoruz. Şey yapıyoruz. Yine aynı şekilde gazı bıraktım. Bunu masaj yağı veya arko kremle de olabilir. Ya sakalda yapılması gereken şeylerden biri yani masaj. Çünkü müşteri sakal tıraşında masaj için de istiyor. Yurt dışında özellikle Türk berberleri talepler bundan dolayı da fazla. Saatler olsun deyip müşterimize uğurluyoruz. Teşekkür ederim. Nasıl buldunuz tıraşımızı? Çok süper. Herkes tavsiye ederim. Beğendim de. Çok beğendim. Çok teşekkür ediyorum. Yüzde yani. Yanma gibi herhangi bir şey var mı? Hiç hissetmiyorum ve baya soft. Yani herkesin denemesini tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar. Müşteriden de bu şekilde hizmet verip tabi hakkınızı da alacaksınız. Saatler olsun. Hadi şimdi. Teşekkür ederiz. İlk önce müşteri geldi. Müşteri geldi de sonra sakal tıraşı yapacağız ya. Yapacağımız yakayı da kıvırabilirsiniz bu şekilde. Yani kıvırmanıza da gerek yok. Yani ister kıvır, ister kıvırmayın. Önemli değil. Almanın birini buraya ön tarafına seriyoruz. Diğerini boynunun buraya. Ya burayı sen bu şekilde düz atıyorum üzerine. Düz attıktan sonra bir köşesini yakanın kattım. Daha sonra da aşağıdan yan köşesini buraya yakanın içine kıvırıyoruz. Yani halıya katıyorum. Daha sonra kışın arkadaşlar ya yazın gerek yok aslında bu krem bir şey kullanmaya, sıcak havlu veya buhar makinesi kullanmaya kışın yazın gerek yok. Ama kışınsa sizin yurt dışında soğuk oluyor ya. Soğuk olduğu için şey yapabilirsiniz. Ve yumuşatabilirsin. Sürüp de bu şekilde. Veya havluya sıcak su kompres yapabilirsiniz. Yani sıcak suya batırabilirsin. Bunu da şu şekilde yapacağız. Sıcak su kaynar suyu bekleyip biraz. Biraz sıcak su bekleyin. Tam böyle kaynar su olacak. Veya da şey de yapabilirsiniz. Kettle de olabilir. Sıcak su şey yapıyoruz. Mesela bu Günus'un şeyin termostatının da sıcak suyu yeterli. Mesela sıcak suyu yaparken aldığı bu şekilde içine katıyorum sıcak suyu. Çeşmenin altına koydum. Bu şekilde iyice. Elimizle tutacağımız yeri ıslamıyoruz tabii. Çünkü elimiz yanmasın diye. Bu şekilde havluyu iyice sıcak suda geçiriyorum. Böyle duman da çıkıyor. Çünkü sadece sıcak su burada. Ve bunu yaptıktan sonra burayı kıvırıyoruz. Bir köşesini döndürüyorum. Suyunu sıkacağım. Yani burada sulu bir şekilde götürmüyorsunuz yüzüne. Sıkıp ondan sonra asılıyorsunuz, geriyorsunuz. Gererken bu şekilde iyice gerdim. Yani sulu götürseniz su akacak. Bunu bu şekilde yapıyorsunuz. Ve daha sonra açıyor havluyu. Havluyu açtıktan sonra burayı tekrar bir kat daha kıvırdım ortadan. Ve yüzün bak şöyle biraz sıcaksa bu şekilde tutuyorsunuz. Yani direkt yapıştırmayın. Yakabilirsiniz yüzünden. Daha sonra burayı bu şekilde getirdim.
Ve diğer tarafını da şöyle de yapabilirsiniz. Yani şöyle. Bu şekilde. Diğer köşesini de getirebilirsiniz. Şu şekilde kapatabilirsiniz. Yani burada aslında şu var. Şey tarafı, burun tarafını açık bırakabilirsin. Veya da ağzını oraya da kapatabilirsin. Burnun üstünü şöyle. Bu şekilde birazcık bekletiyorsunuz. Yani yumuşatıyor aslında bu da. Bu şekilde yapıyorsunuz. Veya da şöyle de yapabilirsiniz. Buhar geldi ya, şu şekilde de tutabilirsiniz. Yani suyu sıktınız. Şu şekilde de kokloz yapabilirsin. Yani yumuşatabilirsin burada. Aslında bu yüzünü yumuşatmak için sert olduğundan dolayı soğuk havalarda bu kaynar su olacak. Tabii bu böyle benim bu su bile yeterli değil. Yani bayağı bir duman çıkması lazım bununla. Bu şekilde getirip ondan sonra yüze baskı vereceğiz. Bunu yaptık. Bunu yapma işlemi bittikten sonra burada yine kaynar su, bu ketilde olabilir, tekrardan söylüyorum, veya sıcak su yeterliyse şeyin, çeşmenin, çeşme suyu da olabilir, sıcak suyu da. Ya da iyice fırçanın içine sıcak su işlesin diye bu şekilde bir katıyorum, bir boşaltıyorum. Daha sonra böyle yaptım. Ve burada yine fırçayı aldım, tıraş sabununu aldım, tasını. Tasın içine sıcak suyu boşalttım. Bak, fırçanın içindeki suyu bu şekilde boşaltıp döküyorum. Tekrar sabunun içine sıcak suyu işlesin diye. Burayı böyle yaptık. Daha sonra elimi tutuşu bu. Yani böyle tutup böyle değil. Elim bu şekilde, yani iki parmağımın arasında bu şekilde tuttum. Burada dayadım. Burayı da böyle. Tekrar şöyle koydum. Daha sonra burada nasıl fırça sürülüyor? Bak, yakınlaş. Fırça bu şekilde kullanın. İlk önce baskıyı veriyorsunuz, daha sonra kaldırıyorsunuz. Kapasını. Baskıyı verip kaldırıyoruz. Bak, bu şekilde fırça tasla kullanılır. Bak, fırça bu şekilde köpürtüyor tasla. Bak, basıyorum, kaldırıyorum. Basıp kaldırıyorum. Böyle değil. Yani böyle değil. Basıp kaldırdıkça bu köpürüyor. Bu şekilde. Bak, tutuş olarak yine üstünden baskı da veriyorum. Bu şekilde yaptım. Eğer bu sabun yeter, yani şey değilse, kuruysa biraz daha suya getirdim. Biraz daha köpürsün diye. Bu şekilde iyice sabun şey yapıyoruz, köpürtüyoruz. Ve şimdi buradan aldım. Ve fazlasını atıyoruz. Yani fazlasını nasıl atıyorum? Burada iki parmağımla bu şekilde sıkıp daha sonra bu şekilde lavabonun içine fazlasını atıyorum. Attıktan sonra burada şu şekilde elimi altına koydum, boynun altına. Bak, burada yine aynı şekilde iki parmağım üstte, bir parmağım da altta. Bunu bu şekilde burayı sürtüyorum. Bak, bu şekilde şu an sürtüyorum. Ve daha sonra bak, arada sıkıyorum. Tekrar burayı da bu şekilde. Ve burada duruş olarak olduğum yerde durabilirsiniz. Yani duruş olarak da şu şekilde yan tarafına durup bu şekilde sabunlayız. Şimdi bu sabun kuru. Yani buna biraz daha suyu ıslayacağım, fırçayı. Tekrar suyu, fırçayı ısladım. Vazalığı tekrar atıyorum. Tekrar köpürüyorum. Burada arkadaşlar köpürtmek yerine ne burada mantık biliyor musunuz? Sakalın yumuşaması. Yani uyuşturuyoruz aslında birebir. Yani böyle sakalın içine köpük işliyor. Ve usturanın kayması da daha rahat oluyor. Burada elime koymamın sebebi de bu. Bak, mesela köpük düştü değil mi? Parmağınızı buradan almanız. Aslında bu çenenin sakal fırçayı kullandığım alan burası. Yani şu bölgede fırçaya gelip gidiyorum. Yani eğer aşağıya sürtersem aşağıya doğru kayacak. Ondan dolayısıyla sadece burada kalıyoruz. Bu şekilde iyice köpürttüm. Bak, burada fırçayı da kullanırken böyle değil, yüzeysel değil. Yani bastıracaksınız biraz. Bak, biraz baskı vereceksiniz. Yani bir bastırıp bir kaldırıyorum. Bir bastırıp bir kaldırıyorum fırçayı. Bu şekilde iyice köpürttüm. Ve üzerindeki köpüğü elimle sıktım. Tekrar üzerine bıraktım. Yani yüzünde bırakıyorum. Yüzüne bıraktıktan sonra şimdi 3 parmağımla sakalı iyice yine yumuşatıyoruz. Bu şekilde bak, oval yaparak döndürerek bu şekilde iyice yumuşatıyorum.
Ya bunu yapmamın nedeni şimdi burada ısıra yumuşak bir şekilde rahatça geçecek. Bu şekilde yaptım. Tekrar böyle iyice sürtüyorum. Bu sert sakallarda uygulanacak bir işlem arkadaşlar. Yumuşak sakallar, yani zayıf sakallarda bu kadar işlem yapmanıza gerek yok. Ama sert bir sakal varsa bu şekilde yaparsanız daha rahat tıraş edersiniz. Ve kışın da aynı şekilde bu işlem yapmanız gerekiyor. Eğer ben bu işlem yapmazsam sakalı rahat kesemem. Yani ısıra kaymaz. Sabun iyice içine işlemesi ama aslında. İyi uyuşturuyoruz. Ve bu kadar yeterli. Şimdi ise elimdeki sabunu bu şekilde çıkarıyorum ve geri yüzüne bırakıyoruz. Tekrar sabun fırçayı yine sabunluyorum. Fırçayı suya kattım. Tekrardan aynı işlemi yapıyorum. Bu şekilde. Bu işlemler yapılırken elimi ikide bir suda yıkamıyorum arkadaşlar. Bunu yaptım. Daha sonra tekrar köpüğü atıyorum. Yani fazlasını atıyorum dökülmesin diye. Tekrar bak burada şu var. Köpüğü attım ya. Ağzını açıp fırçanın içini açıp bu şekilde köpüğü ilk önce bir yayıyoruz. Çünkü sürtme işlem bitti. Tekrardan üzerine bu şekilde köpüğü yayarak güzel bir şekilde kapatıyorum. Burada açık bir yer kalmaması lazım. Çünkü artık sürtme işlem bitti. Burada köpüğü yayıyoruz. Bu şekilde köpüğü yaydım. Ve daha sonra ise şimdi yine tekrar elimden aldım sabunu. Tekrar bu şekilde üzerine yayarım. Yani gelip bunu elimde yıkamama gerek yok. Üzerine yaydım. Tekrar parmağımla alıp ve bıyıkları yumuşatıyoruz. Böyle parmağımın ucunla bıyıkları iyice yumuşatıyorum. Tekrar aynı şekilde. Güzel bir şekilde de yapıyorum. Arkadaşlar bitti. Yani fırçayla da sürtülebilir. Nasıl dudağını içine doğru yumup fırçayı komple de sürtüp ve dudağını salınca da bıyıklar da sabunlanmış oluyor. O şekilde de yapılabilir. Şimdi elimi yıkıyorum. Elimi yıkadıktan sonra havluyla iyice duruluyoruz. Yani ıslak bırakmıyorum elimi. Elimi iyice duruluyorum. Yok ben o şap var. Çeversene. Ben o şap var. Berber kutusunlar. Arkadaşlar kullanırken permaşap kullanıyorum. Yarım yüzlük jilet. Ya bunu kullanmam nedeni ya daha iyi olduğu için yani jilet olarak ve yarım yani bir tarafını kırıyoruz burada. İki tarafı kırmamıza gerek yok. Yani kırma işlemi de şu şekilde yapıyoruz. Şu şekilde tutup bu şekilde. Yani burada kırarken şöyle kırıyorum. Bu şekilde kırılıyor. Ve daha sonra da buradan kağıdı çıkardım. Ve tekrardan usturayı da katarken şu şekilde katıyoruz arkadaşlar. Bak usturayı jileti bu şekilde dayıyorum. Bak bir ucunu kattım. Buraya kattıktan sonra parmağım burada oluyor ve üzerine değiyor jiletin. Bu şekilde geldi. Kıvırdı. Tekrar içine doğru bu şekilde katıyoruz. Ve bir yere dayayıp da içine doğru itiyorum. O jileti. Bu şekilde yaptım. Ve geri kalan bir yer varsa yani açıkta bir yer varsa tırnağımı şöyle ucunu şey yaptık. Katıyorum. Burayı ilk önce sabunu buraya falin olduğu yeri sıyırdım. Ve daha sonra yanağını sıyırıyoruz. Bu şekilde. Arkadaşlar köpük sürterken elinize köpüğü alırken şu şekilde alıyorum.
Elinizi içine de alabilirsiniz, şuraya da alabilirsiniz. Hiç problem yok. Yani aynı işlem yapıyorsunuz. Burada sadece elinizi sürterken, yani köpüğü bırakırken şu şekilde. Tersine değil, jiletin tersine sürtüyorsunuz. Bak bu şekilde. Usturayı arka tarafına doğru gelecek şekilde böyle kullanıyoruz, sürtüyoruz. Bak şu şekilde yapıyorsunuz. Ve daha sonra falları alacağım. Burada faller sivri. Burada falları çizerken de kulak memesine göre çizim yapıyoruz. Mesela kulak memesinin olduğu ya şurasına göre falı çiziyorum. Dokandım. Mesela bak usturayı burada keserken şöyle kesiyorum. Ve usturayı tutuşum bu. Yani birinci tutuş olarak da bu şekilde tutuyorum. Burada aslında ben iki parmağımla burayı sıkıp bak iki parmağımla burayı sıkıyorum. Ve iki parmağımla bu usturayı tutuyorum. Usturayı tutarken üst parmağım usturayı kaldırıyor. Diğeri de baskı veriyor. İkinci şeyde parmakta. Bunu da şu şekilde yapıyorum. Yani ve burada ustura şu şekilde olması gerekiyor. Göster. Ustura arkadaşlar oynar başlık. Yani permatik gibi olması gerekiyor. Neden? Eğer usturayı sıkarsanız turadığında herhangi etmen olur veya refleksle hareket ettiğinde kesersin. Yarar atar sıkarsanız usturayı. Usturayı sıkmıyorsunuz siz hiçbir şekilde. Burada ne kadar çok yatırırsanız o kadar iyi. Şimdi mesela jileti koydum. Bak jileti bu şekilde koydum ya. Ve arkasından çekiyorum bu şekilde. Tekrar şimdi usturayı da yatırdım. Yatık bir şekilde. Ve daha sonra falları alıyorum. Bak usturayı ne kadar yatırıyorum. Bir usturayı sıkmıyoruz arkadaşlar hiçbir şekilde. Yani yatık bir şekilde sürtüyorum. İki kere sürttüm. Ve tekrar elimle sabunla aldım ve kağıdı uyguluyoruz. Şimdi yanağına bak. Burada birinci tutuş yapmıştım. Bak yatık bir şekilde tuttum. Bu şekilde. Yani burada aslında bilek böyle değil de bilekten oynayacak. Yani şu şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Yani burada birinci baskı veriyor. Bak hiçbir şekilde kesmez. Eğer sen bunu dik kullanırsan hem pütür pütür sesler yani şey yapar. Keserken de problem olur. Bak takır, tak 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 atıyor. Ama ne kadar çok yatırsanız o kadar rahat kayar ustura. Bu şekilde birinci tutuş böyle yaptım. İkinci tutuşta burayı bu şekilde. Ve burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Yani her usturanın arkasında yeniliyorsunuz. Bak nasıl tutuyorum. Buradan tuttum geldi. 1, 2, aldım sabunu tekrar yapıyorum. Tekrar. Ve burasını yine birinci tutuşta. Burayı ikinci tutuşla kesiyoruz. Bak arkadaşlar ne kadar rahat kesiyor. Ve ustura bak tek 2-3 parmağımla tutuyorum. Yani şu ikinci tutuşu da tutuşum bu. Yani bu ortadaki parmaklar aslında tutmuyorum ben. Yani bu da oynar başlık olması için. Sıkmıyorum. Bak sadece yaptım. Yatık bir şekilde. Tutuyoruz. Burasını da aynı şekilde. Bak nasıl kestim. Şimdi şunu yaptım. Ben size geçiş olarak. İlk birinci tutuşta buraya kadar kestim. İkinci tutuşta kaldığım yerden bu şekilde buraları aldık. Ve daha sonra da bıyığa geçtim. Buralarda yine aynı şekilde. Ve buradan direkt kesmiyorum. İlk önce çeneye bu dönen olay yerden yani çeneye bir anda kıvrılıyor. Kıvrıldığı yerden bu şekilde sürtünce problem olabiliyor. Onun için sakal yöne doğru veya şöyle yukarı doğru kaldırdım. Yine yatık bir şekilde bak yarısından tuttum. Bu şekilde sürtüyoruz. İki sürtüp iki geliyorum. Burada arkadaşlar her zaman aslında şu var. Usturanın arkasından her zaman germeniz gerekiyor. Ne kadar çok gererseniz o kadar rahat tıraş edersiniz. Tekrar burayı gerdim. Burayı aynı şekilde. Boyun alttan alırken de bak burasını iki parmağımla gerip bu şekilde gidebilirsiniz. Bak mesela burada şu var. Bunu bu şekilde alıyorum ya. Eğer bu sakal tersi takılıyor zaten. Bak şu an gitmiyor. Eğer gitmiyorsa veya bakabilirsiniz boyun altını şöyle baktım. Ters. Bunu bu şekilde ikinci tutuşla yukarı doğru alabilirsiniz.
Eğer daha temiz olmasını da istiyorsanız şu şekilde yapacaksınız. Isırayı suda ısıtacaksınız. Ya veya tasın içinde su varsa suyla ıslayıp ısırayı şu şekilde kullanacaksınız. Buradan dik girdim. Daha sonra tam yattık bir şekilde aşağı doğru aldığınızda yapışık bir şekilde, ama bak şu şekilde tam yapıştırdım. Bu şekilde keserseniz yüzünde tahriş olmaz, yanma olmaz. Dik değil, tam yapışık bir şekilde aşağı doğru da alabilirsiniz. Ama bunu kestikten sonra yapabilirsiniz. Yani ilk önce bir kısaltıp ya kesip ondan sonra ikinci kez uygulama yaparak burayı tertemiz alabilirsiniz. Tekrar burasını, çeneyi bu şekilde aldım. Arkadaşlar her zaman yatık bir şekilde olmasın. Yani derece olarak 5 derece 10 derece açıyla. Ve bak burada nasıl usturayı nasıl sürtüyorum. Buradan geldim kıvırıyorum bak. Döndürüyorum burada. Tarakta tuşu gibi düşünün. Şöyle çeviriyoruz. Tekrar şurayı ikinci tutuşla. Bak iki kere sürterken arkadaşlar bir de şu var. Bak sürterken şu şekilde sürtüyorum. Bak biri sürttüm. İkinciyi ortadan. Sürtüp tekrar yenilerseniz daha iyi olacaktır sizin için. Bu birinci tutuş demiştim. Bak birinci tutuşta buraya kadar geldim. Şu şekilde aldık birinci tutuşta. Bak yine aynı şekilde parmağımla tutuşum bu. Müşteri bu sakalı hiç hissetmiyor şu anda. Eğer dik sürtersen yakar suratını. Daha sonra birinci tutuşta burasını alıyorum. Çenenin olduğu yere kadar aldım. Geçiyoruz. Aslında diğer tarafta yaptığım işlemin aynısı. Bak yatık bir şekilde sürtüyorum burada. Arkadaşlar burada önemli olan bir sakalı yumuşatmanız. Önemli olan şey. İkinci olan da ısırayı arkasından her zaman gerip ve yatık bir şekilde sürtmeniz. Ne kadar çok yatık sürterseniz o kadar rahat. Şimdi çenenin alt kısmına doğru alıyorum bak. Burada çenenin alt kısmına doğru aldım. Neden? Çünkü çenenin döndüğü yer. Yani eğer ben bunu buradan direkt vursa yine problem yaşayabilirim. Onun için yandan bu şekilde götürüyoruz. Tekrar burayı bak. Burada yine aynı şekilde çenenin olduğu yere kadar. Dudağın altına alıyorum bu sefer. Direkt buradan vurmuyoruz. Boyun altında da yarıdan başlıyorum. Bak birer kere vurdum. Uzun bir şekilde kestim. Yatık bir şekilde. İkinci tutuşla. Daha sonra... Burada boynunu kaldırttırıyorsunuz tabii müşterinin. Ve kendinize yönlendiriyorsunuz arkadaşlar. Bak ben mesela bu şekilde yaparken kendim kaldırttırıyorum. Burası zaten tersi. Bak nasıl tutuşum. Selamünaleyküm. Avuç için aldım.
Bu şekilde. İkinci tutuş yaptı. Şimdi ikinci tutuşla yine devam ediyorum. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Gıtraklarda her zaman şu var. Direkt bunu bu şekilde sürtmüyoruz. Yani yan bir şekilde getirip bu şekilde alırsanız daha iyi. Çünkü bazen gıtırda sivri oluyor. Sivri olunca problem oluyor. Onu her zaman yana çevireceğiz. Bak burada bu şekilde getirip yana asıldığımda aldım. Diğerini ise ikinci tutuşta yana getirip bu şekilde alıyoruz. Ve daha sonra da aşağı doğru. Bak eğer kıl kaldıysa bak buradan aşağıdan tuttum. Yukarı doğru kaldırıyorum. Kıl varsa bu şekilde de temiz bir şekilde de alabilirsiniz. Yukarı doğru sürterek. Daha sonra da bıyıkları. Kişiler de var. Eğer hoşlanmayan kişiler varsa veya da şu şekilde de bir alternatifiniz var. Yani o da nasıl oluyor? Tam şuradan, ortadan yukarı doğru. Ucundan ucundan keserek bastırmadan usturayı bak sürtüyorum. O kesecektir arkadaşlar. Bir de şu var. Usturayı kullanırken korkarak tıraş yaptığınızda usturayı... Bıyığı da dik bir şekilde, bak böyle geldi, hem burnundan hem bıyığın oluyarak. Burayı bu şekilde dik vuruyorum, daha sonra çeviriyoruz usturayı. Yani şöyle, dik girip bu şekilde çevirerek. Çevirdim. Bak bu burnumu nereden tutuyorum? Yukarı doğru asılıyorum burnu. Ve daha sonra buraları da şu şekilde alıyoruz. Şimdi burnun ön tarafını alırken de şu şekilde yapıyorum. Burayı ise şu şekilde sıkıyoruz. Bak. Burnunun iki burnunun orayı sıkıyorum. Bunu sıkmamın nedeni şu ortadaki çukurluk şişsin diye. Bu şekilde bastırmadan bak bastırmadan bir iki kere vurdum. Daha sonra buradan da bu şekilde alabilirsiniz. Tekrardan geliyorum iyice. Arkadaşlar çünkü eller kıl istemez. Onu da şöyle bu şekilde açıp iyice tertemiz alabilirsiniz. Şu şekilde aldık ve bu ikinci perdeyi uygulamıyorum. Uygulamamamın sebebi yüzde tarih yakma. Şu şekilde temiz bir şekilde alabilirsiniz. Ya bunu sağ sol hiç önemli değil. Bu şekilde ikinci perdeyi de bastırmadan ama bastırırsanız yine tarış yapabilirsiniz. Bastırmadan kıl varsa veya elinize bu şekilde yoklayarak kesebilirsiniz. Bu da mı fazla... Ya
yanakları alırken şu şekilde yapıyorum. Makinede sürtebilirsiniz. Ya buraları A'da istiyorsa A'da sürebiliriz veya A'da yapalım. A'da da ama çalışık değil. Çalışık değil. Ya makineyle, ufak makineyle bu şekilde sürttü ve daha sonra kulaklarını da aynı şekilde işte yaptı. Daha sonra şimdi burnunu ise arkadaşlar şu şekilde yapıyorum. Burnunu kaldırın, buraya baskı verdim. Bu şekilde köşesinde de burnunu temizleyebilirsiniz. Şu şekilde aldım. Daha sonra buraları aynı şekilde temizliyorum. Tersine sürtüyorum. Yine buralar da aynı şekilde. Bu kesme işlem bitti. Daha sonra çapak var mı? Biraz gaz saldım. Bu da manyetolu yok mu? Seninki de manyetolu yok mu şeyde? Hayır. Ya o da var da manyetolu daha iyi. Bakayım. Tamam. Arkadaşlar yine aynı şekilde gazı bıraktım. Yüzünü bol suyla yıkıyoruz. Arkadaşlar bazen de bunu kullanıyorum. Elimin içinde bu şekilde biraz aldım. Aldıktan sonra bunu masaj yağı veya arko kremle de olabilir. Ya sakalda yapılması gereken şeylerden biri yani masaj. Çünkü müşteri sakal tıraşında masaj için de istiyor. Yurt dışında özellikle Türk berberleri talepler bundan dolayı da fazla. Daha sonra kulağın arkasından boynun olduğu bölüme doğru geliyoruz. Şu şekilde yapalım. Daha sonra böyle boynunu sıkıyoruz. Ve sıkma işlemi bittikten sonra halıyı biraz aşağıya getirip daha sonra sırtlara doğru bu şekilde masaj yapıyoruz.
Masaj yaparken de arkadaşlar kolunu buraya aldım. Daha sonra bu şekilde kolunu da bu şekilde sıkıyorsunuz. Daha sonra bu şekilde. Daha sonra sırtınızı aldım. Orada parmağı bu şekilde kapatıyoruz. Daha sonra da bu şekilde yapıyoruz. Ve kol masajı bu şekilde bitiyor arkadaşlar. Tekrar burayı da bu şekilde sıkıyorum. Ve kol yine ya parmağı kıtladırken şu şekilde 3 parmağı burada ve şöyle kıtlatıyoruz. Arkadaşlar bunu masaj alanlarda yapabilirsiniz. Ve daha sonra sonra wax aldım. 1000 nohut büyüklüğe kadar. Saçı dağınık yaptım. Saatler olsun deyip müşterilerimize uğurluyoruz. Teşekkür ederim. Nasıl buldunuz tıraşımızı? Çok süper. Herkes tavsiye ederim. Beğendin mi? Çok beğendim. Çok teşekkür ediyorum. Yüzde yani. Yanma gibi herhangi bir şey var mı? Hiç hissetmiyorum. Baya soft. Yani herkesin denemesini tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar. Müşteriden de bu şekilde hizmet verip tabii hakkınızı da alacaksınız. Saatler olsun. Hadi şimdi. Teşekkür ederiz.